Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. Bu ülkede sokağın nabzını tutan, vatandaşın halinden anlayan kadro bizde var dedi. Maşallah çok iyi anlıyorlar ya. Çok güzel anlıyorlar. Gelsin de bakalım asgari ücret kendisi geçinsin. Nasıl abi, ekonomi nasıl? Geçinebiliyor muyuz? Nerede geçiniyor kardeş? Bak çıktım abi şu şeyi sonra aldım. Kartla. Kartlara borçtan borçtan kart borçlanıyoruz yani. Yani işte. Zengin zengin. Fakir fakir. Sorumlusu kim abi bu ekonominin? Bir şey demeyeceğim şimdi. Bir şey dediğin zaman yanlış oluyor. Oy verdin peki abi bu hükümete daha önce? Verdim tabii. Vermedim mi? Verdim. Pişman mısın, vereceğim mi abi? Şu an pişmanım. Şu an pişmanım. Teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim. Abi soralım mı? Sor bakalım. Kim? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı. Sokağın nabzını tutan, vatandaşın halinden anlayan en iyi kadro bizde var dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Yanlış söylemiş. Vatandaşın halini kimse anlamıyor. Muhalefet bağırıyor, çağırıyor ama idare taraftarı, yani iktidar taraftarı kendi bildiğini okuyor. 1100 lira emekli ikramiyesini 5 kuruş vermeden millete verdi. Ama şu kahvaltılık şu kaç para olur? 200 lira. Verdiği şey ikramiye, kahvaltılıkta bir hafta kullanabilir miyim? Bunu kullanamam. Bir haftada 5'te 1'i gitti. Peki abi bu hükümete oy verdin daha önce? Asla. Teşekkür ederim abi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı. Sokağın nabzından anlayan, vatandaşın halinden en iyi anlayan kadro bizde var dedi. Doğru söylemiş. Nasıl, vatandaşın halinden anlıyorlar mı abi? Abicim vatandaş para yok diyor. Şuna baksana, herkes sokakta para harcıyor. Yanlış mıyım? Nerede para harcıyor abi? Şu insanlar ne yapıyor abi? Abi bayram üstü. Gezmeye bugün mi çıktılar abi? Halife bugün abi. Alışverişe çıktılar. Para yoksa nasıl çıkacaklar abi? Gezmeye çıkmış olamaz mı abi? Abicim Cumhurbaşkanı da bu kadar yüklenmenize gerek yok abicim. Neden abi? Abicim vatandaşa daha ne yapsın ya, yapacağını yaptı adam ne, ya. Ne yaptı abi mesela? Abim ne yaptı adam ya? Bir tane örnek verebilirsin. Sen babana abi bakabiliyor musun? 70-80'li yaşındaki babana bakabiliyor bakıyorum musun? Bakıyorum abi çok şükür. Sen bakıyorsun, o bakamıyor. Ben bakamıyorum belki hemşerim. Niye bakamıyorsun babana adam abi? Adam babasına bakıyor. Devlet her şeyi yapıyor hemşerim. Daha ne yapsın devlet ya? Hükümet. Hükümet ne yapsın kardeşim? Tayyip Erdoğan ne yapsın? Daha neye söyleyeyim ben sana? Para yok diyorsun. O yok diyorsun. Bu yok diyorsun ama şu vatandaşın haline bir bak. Yalan söylüyorsa bana yalan söylüyordu. Yalan her söylüyorsun. Ne yapıyor bu millet? Gezmeye mi geldi bu millet? Dünden beri Çerkezköy'den işlem yapıyorum bankalarda. Bankalarda para. Banka devlet mi kardeşim? Özel o, sektör kardeşim. Kim, özel kim sektör. Müdahale edecek? Bak, ben bak, mi müdahale bak. Edeceğim? Affedersin. Basmıyor mu bura? Affedersin. Öküz altında buzağı aramayalım. Biz kendi adıma tamam, konuşuyoruz. Buzağı arama. Ben sana diyorum devlet, ki. Devlet özel sektörle. Ben şimdi gideyim garantinin veyahut da finansı veyahut da diğer bankaların abicim, müdürlerine, gelinin, sahiplerine diyeyim ki. Siz niye bu işleri doğru düz yürütmüyorsunuz veyahut da bu ATM'ye para koymuyorsunuz? Bugün bayram. Şimdi sen diyeceksin ki bayram yoğunluk var. Tamam. Bundan önce de yoğunluk yok muydu? Ama senin sorunu benimle devlet alakalı diyorsun. Ya ben sana dediğim şu. Tamam. Sen evini yönetmiyor musun kardeşim? Tamam yönetiyorsun. Bizi de baba dediğimiz adam. Abicim özel sektörüne bak karıştırıyorsun sen. Ya sen ne fark eder? Abicim özel abi, sektör müdahale, farklı, o farklı bu müdahale, farklı. Yönetim, sistem bu işte. Abicim ben sen... sana bana kalırsa ben kendi kafama göre, tamam. Sen kendi kafana göre, öbürü diğeri başka. Herkes kendi kafasına göre gittim, o zaman zaten düzen ve sistem olmaz. Abicim. Bunlar her zaman böyledir yani. Disiplin abicim, ve düzen. Disiplini sağlayan kim biliyor musun? Disiplini sağlayan baba dediğimiz Cumhurbaşkanı, Başbakan vesaire vesaire bunlar. Bunlar sağlanmasa benle sana kalsa var ya biz birbirimizin kafasını keseriz. Kesmez. Ana yok yani örnek olarak kırarız. Söylüyorum bunu. Seni kırarız bunu. Bir şey tamam mı? Hemşerim. Şimdi başka diyoruz şey tamam ben daha şunu da söyleyeyim sana. O yapıldı şu yapıldı. Ben 45 yaşındayım. Şoförlük yapıyorum. Tamam. Sen şu anda 81 yılın kaç tanesine gittin? Bilmiyorum. Çok ha, benim gittiğim mi? Yerlere belki... gitsen diyeceksin ki ya burası bizim mi? Ve burası bizimse bu kadar güzelse bizim halkımız, vatandaşımız niye bu kadar sıkıntı yaşıyor? Anlatabiliyor muyum? Yani bu kadar güzelliklerimiz varken sen ben yiyemiyorsak, içemiyorsak sıkıntı sen buradadır. Sen Avrupa'yı gördün mü? Ya Avrupa'yı benim gördün kardeşim Avrupa'da. Boş ver Avrupa'yı. Sen kendin gördün mü? Avrupa'yı ben benim kardeşim içerim. Orada. Ben yaşadım. Tamam. Ben hareket yapma. Sen tamam bir şunu söylüyorum sana. Benim kardeşim orada. Tamam. Bana ben de senin kadar bilgili olamazsam ufak tefek benim bilgim oluyor.
Anladın mı? Yani benim de şunu söylüyorum. Diyorum ki bak bana bakar mısın? Abi bana bakar mısın? Bana tamam cenneti yaşıyoruz. Biz cennette yaşıyoruz ya. Şunu söyleyecektim sana. Sen ne bahsediyorsun ya? Bir saniye abi. Gittim hemşerim ben. Gitmediğim yer kalmadı. Abi sen beni dinle boş ver lan yetiştirme onları. Şimdi şunu söyle bak konuyu dağıtıyorsun. Şimdi dediğim şuydu bak. Kardeşime soruyorum diyorum ki sen diyorum yaşadığın ülkede atıyorum. Bizim burada et var ya et de çeşide bölünmüş işte antik, krot, bilmem ne vesaire şeyler var. Diyorum ki sen orada en kaliteli ete kaça alıyorsun? Benim kardeşim diyor ki kardeşim yalan söylemeyeyim geçmiş gündür. Diyor ben kendi paramla 7 milyonu alıyorum diyor. Sen kendi paranı 7 birim yani. Yani oranın para birimi. Tam bak para birimiyle. Ya şimdi şöyle bir şey var. O orada çalışıyor benle sen de burada çalışıyoruz. Demek istediğim bu. Bak biz para kazanıyoruz. Ama yetiştiremiyoruz. Anlatabildiğim bu. Ben bu şekilde yetiştiremiyorsam bizim ya gibi. Bizim bak senin potansiyelin var mı? Senin kafa basıyormuş. Sen Avrupa'ya gitmişsin. Şey bak şuradaki ben arkadaşımın potansiyeli var mı? Bunun ya, var mıdır? Veyahut da bunun sağlık durumu. Veyahut da bunun beyin zekası. Şimdi şöyle çoklu düşüneceksin ya. Abim. Aynen. Tamam mı? Şahıs düşünmeyeceksin. Şahıs değil abi. Şahıs düşünürsen bir şey yapmamıza gerek yok. Şunu diyorum. Değişmesi lazım. Değişmesi lazım. İyi yönetilme. Yok abi. Başkası kim yapacak? Sen bak ne güzel konuşuyorsun. Abi bugüne kadar kim yapmış abi ya? Abi bak şunu söyleyeceğim sana. Türkiye zaten bugüne kadar mahvetmişler ya Allah'ını. Tamam abim benim. Bak sen bana bak. Bana bak. Kim abi bak lütfen konuşacağım. Dikkatimi dağıtmayın. Ben de İstanbul'da büyüdüm bak. İstanbul'da büyüdüm. Bir tane amcam geliyor. Vallahi alamıyoruz ya. 5 lira alınmıyor. Gerçekten alınmıyor. Bak sana onu diyorum ben. Sen alıyorsun. Patlıcan yetiştiriyoruz. Bak şöyle söyleyeyim sana örnek olarak söyleyeyim. Patlıcan yetiştiriyoruz, yiyemiyoruz. Bak. Karpuz Diyarbakır'da yetiştiriyoruz, yiyemiyoruz. Karadeniz'de çay yetiştiriyoruz, içemiyoruz. Samsun'da, Giresun'da fındık yetiştiriyoruz, yiyemiyoruz. Yani olduğu halde doğru dürüst yiyemiyorsak olmasaydı ne yapacaktık bu güzelim ülkede? Bak ben sana bakmayın, buyurun efendim. Tek kişi olacağım. Abi dedi ya ben Avrupa'nın birçok ülkesini gezdim. Tarih bilinci olarak soruyorum sadece. Avrupa'nın birçok ülkesini gezmiş bir insan olarak. Evet. Kendi ülkenin tarihini, öz bilincini, tarih bilincini ne kadar farkındasınız? Bunu sormamın sebebi tabii. Şu. Yani böyle olmamız lazım. 20 sene, 30 sene önceki Türkiye... Bütün mesela birçok şeyini ithal etmedin. Tamam ithal etmiyordu yani dışarıya bağımlı değildi. Bu kadar abi, bu derece yaş, değildi. Bilmiyorum ama. Bir saniye tamam bitireyim abi, bitireyim. Geçirsin abi sen bana dışarıya abi, bağımlı. Çünkü bu kadar dışarıya bağımlı değildi. Bir konuşalım saniye. Abi. Bu kadar dışarıya bağımlı değildi. Şu an Türkiye Cumhuriyeti'nin ithal etmediği 3 tane şey var. Fındık, fıstık, başka bir tane şey. Zaten bunları da biz alamıyoruz yani. O yüzden ithal edemiyoruz. Alım gücümüz olsa bunu da ithal edeceğiz yani. Bu 3 karın dışında biz yediğimiz, içtiğimiz, soluduğumuz, tükettiğimiz her şeyi ithal ediyoruz. Peki, halbuki sen dedin ya bizim de kaynaklarımız yok. Yok abi, az önce evde dedin. Yani imkan verirse dedin ki bizim kaynaklarımız yok. Veyahut da bizim şeylerimiz yok. Neden bizim kaynaklarımız yok? Biz cennet gibi bir vatanda yaşıyoruz. Bir yerde, onu öncekilere soracaksın. Şimdi tamam. İmtihanı yaptınız. Ya arkadaş bir saniye. Öncekiler yapmadı. Biz şimdikileri ne için getirdik? Abi bir saniye. Biz şimdikileri getirdik daha iyi yapsın. Bak şunu söyleyecektim sana. Şimdi ben dedim ya şoförlük yapıyorum. Şimdi yapılanları da ben görüyorum. Bak ben 12-13 yaşından beri işte muavinlik hayatım oldu kendi aracımızdan dolayı. Ve o zaman gittiğimiz yollardan falan sıkıntı yaşardım. Mesela şimdiki gidiyorum görüyorum böyle güzellikleri görebiliyorum. Demek istediğim şu. Yani bunlar yapılırken bunlar abi bir saniye. Bunlar yapılırken abim benim söyle boş ver. Yüklenmeyelim. Bunları nereli oldum ben Türkiye'liyim hemşerim. Abi karşı. Alim elim be oraya karıştırma hemşerim. Abi az bırak. Doğuyu batıyı karıştırma. Türkiye'liyiz hepimiz. Kardeşine bak kardeşine. Sen Türkiye'ye karıştırma. Sen ay Mehmet'i karıştırma. Şimdi demek istediğim şuydu. Şimdi yapıldı. Doğuyu batıyı karıştırma hemşerim. Mesela köprüsü yapıldı, hastanesi yapıldı. Yalnız şunu söylüyorum. Vatandaş zor durumda kalıyor. Millet zor durumda kalıyor. İnsanlarımız zor durumda kalıyor. Yani zoraki karşılamalarımız. Para kazanıyorum. Bak bugün bayram.
Yani kazanıyoruz ama zorlanıyoruz. Bu da ne olabilir? Bu da bizim iç huzurumuzu da bozuyor. İç huzurumuzu da. Burada açmak zorundaydım. Hemşerim benden bu kadar. Ya, tamam abim bu kadar. Eyvallah. Herkesin görüşü farklı. Allah'a emanet olun. İyi olalım yani. Olsun. İyi olalım. İç bayramımız kutlu olsun diyelim. Ben size yapacağım şey yok. Eyvallah sağ olun. Herkesin görüşü farklı. Tamam, senin kendi düşüncen. İlla ki yani. Biraz kendimizi geliştirelim. İlla ki. İyi olur. Ama ben şu vatandaşa bakıyorum kendi kendime. Diyorum ki biz boşuna. İşte tamam abi ben hayırlı bayramlar diliyorum. Sağ olun. Abi size bir imkanınızda doğuya giderim. Niye gelirim? Bu tarafta tamam çalışayım. Kardeş. Yok, şimdi ben sana diyorum ki adam yani mantıklı adam değil. Malı babanda, almasa, işi almasa senin. Sen nasıl aleman çalışıyorsun? Sen almıyorsun? Sen Batmanlı değil neden misin? Neden almıyor? Almıyor. Alıyor da neden orada almıyor? Çünkü bak, adam kardeş. Burada ben buradaki ruhsat satıyorum. Bak, hocam bak. Hocam, kardeş siz, bak ben bir saniye ya bir saniye. Siz bir şey yüzeysel bakıyorsunuz. Dramatik, kaba, tamam mı? Sekter bir bakış açısı. Tamam mı? Ben sana o kadarını söyleyeyim. Neden burada alıyor da oradan alamıyor? Veyahut sen az önce bir şey söyledin ya. Yani ben doğudan geldim, orada adamlar kaçakçılık, haram şu bu. İnsanlar kaçakçılık yaparken bilmiyorum, eğer oralıysan şayet gerçekten. Ben Batmanlıyım, bir saniye Batmanlısın, orada büyümüşsen, köklerin bak bir saniye, köklerine abi, bağlıysın. Bir saniye, bir saniye. Demiyor, Kürt demiyor, ümmetsiz diyor. Ya yani, boş ver şimdi. Osmanlı zamanında da, Selçuklu zamanında öyle bir şey yok. Lafımı bitireyim gideceğim. Biraz köklerine bağlıysan, geldiğin yere bağlıysan. Çok şükür, her zaman ben Kürt'üm diyor. Bak merak etmişsen şunu sorman lazım. İnsanlar bu kaçakçılık yüzünden 100 senedir sınırlarda vuruluyor, öldürülüyor. Evet. Bir insan neden kaçakçılık yapar? Mecburiyet olmadığı sürece neden? Dayı mecburiyet de diye bir şey yok. Ben kaçakçılık mı yapıyorum? Yok yapmıyorum. Ama baba gibi de geçiniyorum yani çok şükür. Herkes senin imkanlara sahip olduğun kadar değil. Ben değilim. Dayı çalışırsan geçimini sağlarsın. Ya çalışıyorum. Adam diyor ki ben burada oturacağım bana gökten para gelecek. Ben de çalışıyorum. Ben günde 12 saat çalışıyorum. Ben inşaatçıyım. Ben iskelede dinle. Dinle ya dinle dinle. Ben inşaatçıyım. Ben de çalışıyorum. İskelede çalışırım, cephelerde çalışırım. Her türlü ağır işi yapıyorum. Ben de para kazanıyorum. Ben de aç değilim. Tamam? Aç kimse aç değil. Aç 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 diyen aç değiller. Ama mesele açlık meselesi değil. Bizim vizyonumuz bu. Karnım toksa ben yaşıyorum. Yo, bunu hayvanlar da yapıyor. Tamam, hayvanı yo. Sal doğaya. Hiçbir hayvan açlıktan ölmez. Tamam. Sokak köpekleri, sokak kedilerine bak. Doğada kimse açlıktan ölmez. Somali'de oluyor zaten, o da dünya sisteminin getirdiği bir sonuçtur. Oraya girmeyelim zaten. Tamam. Yani karnın toksa sen yaşıyor musun? Yaşamın ölçüsü bu. Yahu yaşam... Ben şu an karnımı aç yemin ediyorum. Ya dinle. Ya dinle. Bak. Yani öyle bir şey söylüyorum. Bak bak yani, bak. Öyle bir diyorsun ben hocam, şu an oruçlu olduğum için. Bak bak ben de oruçluyum. Götündeki yaprak, alındaki mızrak olan adamın. Çalışıyorum benim param var diyorsun. Diyorsun bak karnım aç. Sana tek bir soruca. Baba bu ülkede ne var biliyor musun? Hepiniz. Yoksulluk çok var. Hocam bir saniye. Hayır onlara karışma zaten herkes yoksulluk yok. Ya dinle dinle. Tomates olmuş 10 lira yüzünü sevdiğim. Bir saniye. Yoksulluk her yerde. Bir saniye. Hepinize bir soru sorup gideceğim. Mazut olmuş gibi. Hepinize kimse bir yere gitmiyor. Bu anda yoksulluk hiçbir yerde yok mu? Ya, kendi belediyen bile yoksulluk yapmıyor. Geri gelemezsin buraya. Ya, orada işin yok. Ben bir şey sorup gideceğim. Doğuya git geri dönüş yapamazsın. Hayır benim 500 dönüm arazim var. Nasıl işim yok? Halo bir saniye. Ben yok. Sen takmıyorsun. Siz tamam da çalışın alın kazan kardeş. Gütten gelecek diye bir şey yok. Abiye bir şey sorup gideceğim. Yok ki o 500 dedim de senin babandan dedenden kalmış. Sen mi aldın? Ben kendim almışım. Halı sen alamıyorsun. Dedem almış. Bu devirde alabileceğim peki? Bu devirde bu imkanlar üzerinde alabileceğim mi? Çalıştım alırım. Bu imkanla asgari ücretle. Dur ben de o soruyu soracağım zaten. Tamam. Senin deden zamanında 500 dönüm arazi yapmış. Tamam. Şimdi beyin olarak, kapasite olarak, teknoloji olarak, bilim olarak, her şey olarak sen dededen 150 sene ileridesin şu an. Otomatikmen. Evet. Doğru mu? Bu çağda bu teknolojiye bu kadar imkana sahipken 500 dönüm arazi için kaç sene çalışman lazım? 12 saat çalışıyorsun. Bir hesapla. Ömür boyu çalışsan. Bir saniye ya bir saniye. Ömür boyu çalışsan da bir işe yaramaz ki. Alamaz. Sen kendi cevabını kendin verdin zaten. Tamam alamaz. Lan o zaman farklıydı, bu zaman bir farklı. Gencim, bir genç. Tamam ya o zaman bir saniye. Bak o zaman o arazi nasıl dedeme geçti biliyor musun? Devlet geldi, beleş verdi adama, beleş. Para almadan şimdi verdi. Şimdi veriyor mu? Sen onu tamam söyle. Tamam da sürecek şey yoktu ki. Sana veriyordu. Diyordu ben sürmüyorum. Buna ver diyordu ben sürmüyorum i̇şte diyordu. Mecburen bu adama veriyor da bu adam da diyordu ben süreceğim. Hocam. Aa bu adamın dedesi. Bak. Adamın tamam. Dedesi, bu adamın tamam. Dedesi, tamam. Amcası geldi dedi bana bir kere amca diyeceğim bir kere tek. Ben sana gözün gördüğü kadar arazi vereceğim. Sırf o amca demedi diye gözü gördüğü kadar arazi de vermedi. Anlatan mı verdi? Örnek değil. Benim dedem geçen Allah rahmet eylesin vefat etti. Adamın 250 dönüm tarlası var tamam mı anne tarafından. Bak para bir kuruş para vermedi buna. Tamam bir kuruş para vermedi. Bak.
Benim lafım, bak herkes burada duysun. Benim lafım hükümete, devlete, şöbüye değil. Benim lafım toplumadır. Toplum vizyonsuz. Toplum düşünmüyor. Bizim yerimize düşünüyorlar. Sana tek bir soru soracağım. Bizim sıkıntı var. İktidarın sizi sürdüğü bu halde hatayı birbirinize arayın zaten. Bu halde olmaz. Yok yok. Bak şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Ben geçen gün Abu mağazaya gittim. Mavi mağazasına. Tamam mı? Ben kendim önceden tekstilciydim. Adam normal fiyatı 200 lira, tamam mı? Tamam. Bunun hükümetle ne bir alakası var mesela, örnek veriyorum. Tamam. Ben hükümeti savunacak gibi bir şeyim yok sadece. Ben AK Partiliyim, AK Partiliyim de AK Partiliyim. Ben şeyim değil. Kimseyi karıştırmaz bu. Adam 3 tane etiket koymuş üstüne, tamam mı? Bir tanesi 240 lira, bir tanesi 250 lira. Senin zaptan ne işe yarıyor? Senin zaptan ne işe yarıyor? Zapta mı? Tabii. O işe yarıyor. Ya bir saniye, sen lafını bitir, ben sana cevap vereceğim. Sen bana soru soruyorsun şu an. Adam koymuş oraya, diyor ki işte 270 lira fiyatı. Tamam. Normal fiyatı da 200 lira. Tamam. Tam da bunun şeyle, hükümetle ne alakası var? Sana, bana soru sordun değil mi? Alakasını ben sana söyleyeyim şimdi. Bir devlet otoritesi zayıfsa, tamam mı? Bu kadar milyonlarca bekçi alınıyor, zabıta alınıyor, polis alınıyor, vergi memurları, Maliye Bakanlığı, bilmem şu alınıyor, bu alınıyor. Bütün maaşlar zaten halkın cebinden ödeniyor, doğru mu? Evet. Bir devlet bir mağazayı denetleyemiyorsa sen o hükümeti sorgulayacaksın. Sen diyeceksin ki hükümet... Ne devletin içindeki hainse ben ne yapayım? Adam zaten ben de bunu gidiyor, adam kuruma gidiyor, çıkarıyor cebindeki 5 lirayı. Ben de sana anlatmaya çalışıyorum. Çıkartıyor cebindeki 5 lirayı. Tamam kardeş, işine. Tamam da bu hükümetin ne suçu? İçindeki hainse. Adam hükümetin, sen git örnek verim. Sen git Erdoğan'a parayı ver. Erdoğan yapar mı bunu? Yapar. Ha, o da yapabilir. Onda bir sıkıntı yapar. Yok. Yapar, bak, yapar. O da yapar. Yapar, niye yapar biliyor musun? Tamam. Yani şeker fabrikasını sattı, bilmem bütün özelleştirmeler yaptı, karayollarını sattı, köprü yapıyor devlete ve hibe iş bu farklı ülkeler yapıyor. Sadece yüzdelik verdi. Yüzdelik değil. AK Parti neyini savunuyor? Ya bir saniye. Ya hükümet değil. Bak meselemiz devlet ve hükümet sistemi. Yani, dur. Sen satmadı diyorsun ya, şeker fabrikanın %100'ünü sattı. Karayolları bak. Yaptığı bütün karayolları bak. Dur. Yaptığı bütün karayollarını şu an başka ülkeler yapıyor, senden para alıyor. Bir tane köprü yaptı, tamam mı? Bak Çanakkale Köprüsü, bak basit bir örnek eğer görebilirsek, şayet mantığımız varsa. Bir tane köprü yaptı, köprünün maliyeti ortada, geliri ortada, gideri ortada. Geçiş şeyi ortalaması zaten, sen bir ülkesin, devletsin. Sen orada kaç arabanın geçeceğini tahmin edersin. Ben orada o köprüden istediğin kadar geçtim. Kaç para alıyor da yok. Ya şu an diyor 200 TL'cik diyor, tamam, ya. 200 TL'cik. Tamam, ben de bunu sana söyleyeyim. Dinle. Dinle arkadaş. Ben çok varlığında değilim. Az bir para. Yani yaptığı yol, güzergah olarak, yakıt olarak azdır. Ben onun arasında değilim. Bak bizim beynimiz bu kadar çalışıyor. Az bir miktar. Senden aldığı 200 lira meselesi değil. Sen uyurken senden 500 lira alıyor. Niye biliyor musun? Niye? Adama gündelik bilmem aylık kaç milyon araç geçiş garantisi vermiş. Geçtiği araç garantisi. Mesela sen bana köprü yaptın. Eğer geçmezse ben sana diyorum ki alacak. Bak ben sana diyorum ki günlük 100 bin araç geçecek. Tamam mı? 100 bin geçmezse ben üstünü tamamlayacağım. E nerede 100 bin geçiyor? 10 bin geçiyor. 90 bini ben tamamlıyorum. 90 bin aracı değil bilme. Ortalama o da kaba sadece örnek, 90 bin aracı 200 TL'den hesapla, günlük devlet kasasından senin cebinden çıkan parayı sen düşün. Sen diyorsun 200 TL, ya mesele 200 TL meselesi tamam, değil zaten ki. Zaten bak, bak bütün dünya liderlerine, devletlerine, ülkelerine bakın. Hangi ülkenin cumhurbaşkanı, başbakanı her gün televizyonda konuşuyor? Konuşmazsın. Ya bak, soru soruyorum, hangisi konuşuyor? Herkes konuşuyor. Her gün mü? Her gün. Ben gündelik takip ediyorum. Her gün konuşan yok. Adam ne gidip bir şey mi yapıyor? Sana sebebini söyleyeyim mi? Bak siyaset ince detaylarla saklıdır. Tamam mı? Politika tamam, böyle. Siyaseti ne benim kafam alır ne senin kafan. Alması lazım. O yüzden almıyor bu halde. Kardeş. O yüzden bu halde. Benim, alması Erdoğan'ın lazım. Erdoğan'ın yaptığı siyaseti burada kim yapıyor? Kimse yapamıyor. Ya, yapamıyorlar ben kardeş. Münafık değilim. Elhamdülillah çok şükür. Ya münafık veya bitireyim. Veya değildir. Bitireyim. Adam yapıyor bu ya, işi. Ya bitireyim. Sadece şunu soruyorum. Adam günlük televizyona çıkmasının tek nedeni hepimizin yerine konuşuyor, hepimizin yerine düşünüyor. Bu kadar basit. Yok, ben mi yerime kesinlikle. Senin yerine çok iyi düşünüyor. Düşünseydin kendi yerine 200 TL'nin sadece 200 TL cebinde çıkmadığını anlardın zaten. Abesi. Adam çıktı dedi ki 200 TL, sen 200 TL inandın gittin. Senin yerine düşün. Bir kilo makarna kaç teşekkür ederim arkadaşlar.